أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فلنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli dinleyicilerimiz. Bizleri bir Ramazan-ı Şerife daha kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Ramazan'ın rahmet ikliminden istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Bugünkü sohbet konumuz cömertlik ve isar hakkında olacak. Rabbim sohbetimizi feyizli, bereketli eylesin, tesirini halk eylesin inşallah. Cömertlik, insanın sahip olduğu imkanlardan muhtaçlara meşru ölçüler dahilinde ve Allah rızasından başka hiçbir gaye gütmeden ihsan ve yardımda bulunmasını sağlayan üstün bir ahlaktır. Cömertlik ruhun melekesidir. İnsanları
muhtaç olanlara vermeye, ihsanda bulunmaya sevk eder. Cömert insanlar her ne surette olursa olsun başkalarına faydalı olmaya çalışırlar. Allah Teala'nın kendilerine fazl ve kereminden verdiğine ve bunlarda muhtaçların da hakkı olduğuna canı gönülden inanırlar. Cömertlik vasfını elde edilebilmesi için birinci olarak yardımın gönüllü olarak yapılması, karşılığında hizmet, övgü, mükafat beklenilmemesi, yardım edileni rencide edebilecek davranışlardan da azami derecede kaçınılması gerekir. Değerli kardeşlerim, Bakara suresinde Cenab-ı Allah şöyle buyurur. Estağfirullah. Kavlun ma'rufun ve mağfiratun hayrun min sadakatin yetbe'uha ezen vallahu ganiyyun halim ila ahiril ayet. Yani bir tatlı dil ve kusurları bağışlamak arkasından eza ve gönül bulantısı gelecek bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, halimdir, yumuşak davranır. Ey iman edenler, sadakalarınızı başa kakmak, gönül kırmak, boşa gidermeyin. O adam gibi ki insanlara gösteriş için malını dağıtır da ne Allah'a inanır ne ahiret gününe. Artık onun hali bir kayanın haline benzer ki üzerinde biraz toprak varmış derken şiddetli bir sağanak inmiş de onu yalçın bir kaya haline bırakıvermiş. Öyle kimseler kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kafirler topluluğunu doğru yola da iletmez. Yapılan yardımın sahibi katında üstün bir değeri olması gerekir. Değerli kardeşlerim, Ali İmran suresi 92. ayet-i kerimede Estağfirullah لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçekten iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah da onu hakkıyla bilir. Biraz evvel sıralamış olduğumuz şartlar düşünüldüğünde İslam alimleri cömertliği şöyle derecelendirmişlerdir. Birinci olarak sehavet. Yani malının bir kısmını dağıtarak yapılan cömertliktir. Bu cömertliğin asgari derecesi olarak kabul edilir. Mesela zekat vermek gibi. İkinci olarak da cud, yani malının çoğunu dağıtıp geriye azını bırakarak yapılan cömertlik. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Allah ondan razı olsun, malının çoğunu cihad için, hayır için harcadığı gibi. Üçüncü olarak da isardır değerli kardeşlerim. Kendi için gerekli olan bir şeyi zarar ve sıkıntılara katlanarak kendisi kullanma yerine başkalarının istifadesine sunmak suretiyle yapılan cömertlik. Bu yardımın, cömertliğin en zirve yaptığı yer isardır. Bunun asr-ı saadetteki pek çok misali vardır. Medine'deki Müslümanların yani Ensar'ın Mekkeli mühacirleri şehirlerine davet edip onları her şeylerine ortak ederek Allah-u Teala'nın takdirini kazanmışlardır. Bir başka örnek de Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hicret esnasında mağarada hayatını tehlikeye atarak canını sevdiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için feda etmesidir. Kur'an-ı Kerim'de cömertlik, cihat ile aynı seviyede tutulmakta, Allah'ın insanlara verdiği rızıktan diğer kulların da yararlanması istenmektedir. Ya eyyühellezine amenu enfiku mimma razaknakum min kabli en ye'tiye yevmun la bey'un fihi ve la hulleh ila ahiril ayet. Yani muhterem Müslümanlar, ayet-i kerime şöyle ifade ediyor. Cenab-ı Allah buyuruyor Kur'an-ı Azimüşşan'da, ey iman edenler,
size rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak edin. Bir günün gelmesinden evvel ki onda ne alım satım, ne dostluk, ne de şefaat vardır. O kafirler ise işte zalim olanlar onlardır. Bazı ayet-i kerimelerde cömertlik alışverişe benzetilmekte, Allah-u Teala'ya verilen bir borç olarak temsil edilmektedir. Kimdir Allah'a güzel bir borç verecek o kimse ki Allah da o borcu kendisine kat kat ödesin, rızkı Allah daraltır ve genişletir. Ancak ona döndürüleceksiniz. Değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyenler, kalpler cömertlik sayesinde temizlenir. Çünkü küfür ve nifaktan sonra kalbi karartan sebeplerden birisi de aşırı mal sevgisi ve servete bağlanma arzusudur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Fecr suresinde ve tuhibbun el mal hubben cemme. Serveti de düşkünce seviyorsunuz buyurulur. İşte bu sevgiyle insan ben bu malı sarf edersem bana bir şey kalmaz korkusuna düşer ve hemen şeytan harekete geçer. Bakara suresinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şeytan sizi fakirlikle korkutup çirkin çirkin şeylere teşvik eder. Allah da lütfundan ve bağışlamasından bir takım vaatlerde bulunuyor. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilendir. Kıymetli dinleyenlerim, bu imtihandan başarılı çıkmanın yolu da cömertliktir. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne ve Allahu indehu ecrun azîm. Muhakkak ki mallarınız ve evlatlarınız bir imtihan vesilesidir. Allah ise onun nezdinde pek büyük bir mükafat vardır. Artık gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun ve dinleyin ve itaat edin ve nefisleriniz için bir hayır olarak üzere infakta bulunun ve her kim nefsini cimrilikten vikaye ederse yani korursa işte onlardır muratlarına ermiş olanlar, işte onlardır. Eğer Allah için bir güzel ödünç verirseniz onu sizin için kat kat artırır ve sizin için mağfiret buyurur. İnsanların cömertlikten kaçmasının sebepleri de vardır. Bunlardan birkaçını burada zikretmek istiyorum kıymetli dinleyicilerim. Evvela benim olan varlığı başkalarına niçin vereyim? Benim olan varlığı başkalarına niçin vereyim düşüncesi vardır. Bir diğeri de başkalarına verirsem benim varlığım azalır ve zaruret zamanında zahmete düşerim düşüncesi gelir. İslam dini bu duygu ve düşünceyi kökünden kaldırmıştır. İslam'a göre mal ve servet herhangi bir şahsın tekelinde değildir. Mal, servet yalnız Allah'ındır. Her şeyin gerçek maliki, alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'tır. Mülk, Allah-u Teala'nın olduğuna göre tabii olarak sahibinin yolunda sarf edilmesi gerekir. İnananlardaki cömertlik de bu düşünceden kaynaklanmaktadır değerli dinleyiciler. Enes radıyallahu anh'ın nakletmiş olduğu bir hadis-i şerifte an Enes radıyallahu anh kâle kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yeddahiru şey'en ligad. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yarın için hiçbir şey biriktirmezdi buyuruyor Enes radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Bir diğer hadisi şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten, o da Peygamber Efendimiz'den şöyle naklediyor. Es-sahiyyu garibun minallah, garibun minennas, garibun minel cenneh, ba'idun minennar. Yani Peygamber Efendimiz buyurdular ki, sehavet sahibi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden de uzaktır. Vel bakilu ba'idun minallah, ba'idun minennas, ba'idun minel cenneh, garibun minennar. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır,
cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Cahil, sehavet sahibini Allah cimri ibadet düşkününden daha çok sevmektedir. Yine başka bir hadisi şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, mal sadaka ile eksilmez, Allah affı sebebiyle kulun izzetini artırır, Allah için mütevazi olan bir kimseyi Allah yüceltir. Gıpta edilmeye layık olanlar kimlerdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyururlar ki, şu iki kişi dışında hiç kimseye gıpta etmek caiz değildir. Biri, Allah'ın kendisine verdiği hikmetle hükmeden ve bunu başkasına da öğreten hikmet sahibi kimse. Bu kimseye gıpta edilir, kıskanılmaz, gıpta edilir. Bir diğeri de, Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolda sarf eden zengin kimse. Gıpta edilecek kişilerden birisi de cömertlerdir. Peygamber Efendimiz insanlara dünyada yaşadıkları sürece cömert olmalarını, işi öldükten sonraya bırakmamalarını tavsiye etmişlerdir. Abdullah İbn-i Şihir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El-Hakümüttekâsür suresini okurken yanına geldim. Bana insanoğlu malım malım der. Halbuki Adem oğlunun yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve sağlığında tasadduk edip gönderdiğinden başka kendisinin olan neyi var? Gerisini ölümle terk eder ve insanlara bırakır. Abdullah bin Abbas Hazreti Peygamber'in cömertliğini şöyle anlatıyor. Allah'ın Resulü insanların en cömerti ve en iyilik severiydi. Ramazan'da Cebrail ile beraber bulunduğu zamanlarda her şeyini verirdi. Cebrail her Ramazan gecesi Resulullah'ın yanına gelir, ona Kur'an öğretirdi. Cebrail şöyle derdi, Allah'ın Resulü bereket getiren rüzgarlardan daha cömerttir. Bizler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi özellikle bu zorlu ve sıkıntılı süreçte Ramazan ayının bereketli ikliminden karlı çıkıp çevremizde ihtiyaç sahiplerine kol kanat germeli, fakir fukara, garip kuraba onların ellerinden tutmalı, yetimin yüzünü güldürmeliyiz. Şunu hiçbir zaman unutmayalım kıymetli dinleyiciler. Ekmek lezzetlidir, tatlıdır. Fakat o ekmeği başkalarıyla özellikle de ihtiyaç sahibi kimselerle paylaşmak daha lezzetli ve daha tatlıdır. Rabbimin kendisine genişlik verdiği, mal verdiği, mülk verdiği, hayır verdiği bir hayırsever kardeşimiz, bir esnafımız. Bir gün şöyle bir samimi itirafta bulunmuştu. Hocam bana şu dünyada en çok hoşuna giden şey nedir diye sorsalar, hiç efendim karşılık beklemeden ihtiyaç sahibine vermek, onu sıkıntıdan kurtarmak derim demişti. Allah için vermek, herhangi bir beklenti ve menfaat olmadan insanlara yardımcı olmak o kadar güzel ki bunu anlatamam. Ancak yaşayarak anlaşılır bu. Ve devam ediyor. İnancın olsun hocam. Bütün vakit namazlarımın ardında Rabbim sen herkese mal ver, mülk ver de bu güzel duyguları herkes yaşasın diye Allah'a dua ederim demişti. Cenab-ı Allah böylesine cömert olan kardeşlerimizin sayısını artırsın inşallah. Cabir bin Abdullah şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden herhangi bir şey istendiğinde asla hayır dememiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh de şöyle rivayet edilmiş. Resulullah'tan bir şey istendiği zaman eğer bu isteği yerine getirmek isterse peki derdi. Yapmak istemediği zaman da susardı. Hiçbir şey için hayır dememiştir. Sahabe-i kiram öyle zamanlar yaşadı ki
aramızda hiçbiri Müslüman kardeşinden daha çok altın ve gümüşe sahip olmayı düşünmedi diyen Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın sözü bize ashabın cömertlik ve isar konusunda nasıl davrandığını göstermekte. Şu halde sonradan pişmanlık duymamak için Müslümanın cömert davranarak Allahu Teala'nın kendisine ihsan ettiği malını sağlığında Allah yolunda ve onun rızasına uygun bir biçimde harcaması gerekir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا اَخَّرْتَنِي اِلَى اَجَلٍ قَرِيبٍ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Yani sizden birinize ölüm alametleri gelip de ey Rabbim beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka versem, salihlerden olsam demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Gazali de şöyle demiştir değerli dinleyicilerim. Malı olmayan kişiye hırs değil kanaat olmalı. Yani kanaatli olmalı. O kişiye hırs değil kanaatli olması yakışır. Efendim niçin onlarda var, bende yok. Benim onlardan neyim eksik diye hırsa kapılmamalı. O yüzden malı olmayan kişide hırs değil, kanaat olmalı. Malı olan kişide de cimrilik değil, cömertlik olmalı. Bunu ben kazandım, ben alın teri döktüm. Bunda başka insanların hakkı yok dememeli, cimrilik göstermemeli. Malı olan Allah'ın kendisine genişlik verdiği, zenginlik lütfettiği kimseler de cimri değil, cömert olmalı diyor Gazali. Rabbim cümlemizi salih ve cömert kullarından eylesin inşallah. İbadat-ı taatımızı rızayı ilahi kazanmak için yapan salih kullarından eylesin bizleri. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. De ey Rabbim beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka versem, salihlerden olsam demeden önce size rızık... بُشْرَى لَنَا